Pet Hospital'dan Hakan Köse, köpekler için hayati önem taşıyan ağız ve diş sağlığından bahsedeceğim size. Köpeklerde 42 tane diş bulunur. Bunlar yine süt dişlerinde tabii ki bunlar eksik ama kalıcı dişlerde. Normal gelişim bitince 7 aylıkken 42 tane sağlıklı diş bulunması gerekiyor. 3 tip kafa yapısına sahip köpekler bulunuyor. Köpeklerde 3 tip kafa yapısı bulunuyor. Bunlar da ortomezalik, dolikosefalik ve bareisefalik tipli köpekler. Mesela bu Golden'ımız mezatisefalik, ortosefalik tipte bir köpeğimiz. Yani burun yapısı, çene yapısı orantılı. Yine dolikosefaliklerde de burun yapısı uzun, çene yapısı uzun, kafa yapısına göre kafa yapısı da ince, uzun. Yine Doberman ve Collie tipi köpeklerde bulunuyor. Yine bareisefalikler ise Pekines, Pitbull'lar, yine bu tip benzeri Bulldog. Burundan basık köpeklerin bu tip ağız yapısı bulunuyor. Bunlar tabi hastalıklara açık köpekler oluyor. Özellikle bareisefalik köpeklerimiz. Yine köpek diş muayenesine bakarken önde kesici dişlerimiz bulunur. Yine yanda köpek dişlerimiz, arkada da molar ve premolar dişlerimiz bulunuyor. Bunları muayene ederken üzerinde diş taşı var mı yok mu? Genel ağız ve diş sağlığı nasıl? Ağızda bir koku var mı? Bunu evde sizin de yapabileceğiniz şeyler açıkçası. Ama tabii ki yine uzman görüşüne başvurmanız iyi olacak. Yine bu köpeğimizin diş sağlığı genel olarak iyi. Problem gözükmüyor fazla. Ama hafif bir diş taşı oluşmaya başlamış. Diş eti hastalıklarına biraz yatkın bir köpeğimiz bu. Ama müdahale edilmesi gerekiyor tabii ki. Onun dışında genel olarak çene yapısı da uygun. Kapanış bakımından çene yapısı uygun bir köpeğimiz. Golden'ımız. Evet, köpeklerdeki ağız ve diş sağlığını bozan en önemli şey tabii ki köpeklerin dişlerini fırçalamamak. Haftada iki kez köpeklerin dişini fırçalamak gerekiyor. Diş fırçalaması bazı köpekler için çok zor bir uygulama ama bebekken alıştırırken çok da problem yaşanmaz. Önemli olan bebeklikte bunun alıştırılması lazım. Haftada iki kez fırçalaması yeterli. Onun dışında 6 ayda bir hastanemizde hekimlerimizin muayenesinde gerekli görecek tabii ki diş taşı temizliği işlemi yapılması lazım. Korumamayla beslenen köpeklerde daha az diş taşı oluşumu oluyor. Yine ev yemeğiyle beslenen köpeklerde korumamaya göre %80 daha fazla diş taşı oluşumu oluyor. Mesela bu köpeğimiz korumamayla besleniyor. Diş taşı oluşumu çok az. Fırçalamayla kolaylıkla geçebilecek bir diş taşına plakları sahip. O yüzden bütün köpeklerimiz uygun bir şekilde, uygun bir diyetle korumamayla beslenirse vücudun diğer organları için önemli olan ağız sağlığı ve diş sağlığında problem yaşamayız.